Değerli Manisa TV izleyenleri, Sağlıklı Günler programıyla her hafta olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Evet, bugün günlerden pazartesi. İyi haftalar, mutlu haftalar dileyelim şimdiden. Bugün göz hastalıklarını konuşacağız. Yani daha doğrusu lazer ameliyatını konuşacağız. Biliyorsunuz çağımızda en çok yavaşta olan tedavi yöntemlerinden birisi kendisi. Aynı zamanda da akıllı lensi ele alacağız. Tabii konunun uzmanı yanımızda, stüdyomuzda şu anda. Göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Okan Taşkın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Okan Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizi sormalı. İyiyiz biz de. Çok sağ olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün lazer göz ameliyatını konuşacağız en çok. Aslında halk arasında çok fazla bilinen, aynı zamanda da hayata geçirilen bir tedavi yöntemi ve çok önemli bir tedavi yöntemi. Kimler lazer ameliyatı yaptırmalı, göz ameliyatı yaptırmalı? Şimdi lazer ameliyatı öncelikle göz bozukluğu olan hastalarımız gözlük veya lens kullanmak istemiyorlarsa lazer ameliyatı yaptırabilirler. Burada temel şey hastanın gözlük kullanmak istememesi, gözlüksüz net bir görüşe sahip olması, olmak istemesi. Bu hastalarımıza lazer ameliyatı öneriyoruz. Onlara lazer ameliyatlarını uyguluyoruz. Peki miyop, astigmat veya hipermetrop olması önemli mi? Hepsine lazer yapılabiliyor. Belirli sınırlar içerisinde hepsine lazer yapılabiliyor. Miyop da artık 10 dereceye kadar kornea uygunsa lazer yapabiliyoruz. Astigmat da yine 5 dereceye kadar düzeltebiliyoruz. Hipermetrop da 4 dereceye kadar düzeltebiliyoruz lazer ameliyatıyla. Aslında miyoplar daha mı uygun oluyor baktığımızda? Miyop lazere daha uygun daha oluyor. Uygun. Daha geniş sınırlarda miyopu düzeltebiliyoruz lazer tedavisiyle. Peki lazer ameliyatı nasıl bir işlem? Lazer ameliyatı bu eskiden göze çizme, göze çizik ameliyatı olarak hastalar da bize çok söylüyor. Çizdirme denirler hatta. Çizdirme diye hastalar işte gözümü çizdirmeye geldim diye söylüyorlar. Aslında o işlemler artık çok değişti. Artık tamamıyla tüm işlemler lazerle yapılıyor. Hiçbir şekilde bıçak kullanılmıyor ameliyatta. Gözün ön yüzeyinde kornea isimli saydam bir tabaka var. Bu gözümüzde en önemli görmeyi sağlayan, gözün en önemli görmeyi sağlayan kısmı. Burada en dış tabaka yani. En dış tabaka. Burada lazerle korneayı yeniden şekil vererek bu göz derecesine neden olan bozuklukları düzeltiyoruz. Bu şekilde yapılmış oluyor lazer. Peki uzun bir işlem mi? Ne kadar sürüyor bu işlem? Şimdi lazerin çeşitleri var. Çeşidine göre değişmekle birlikte genelde çok kısa. Hatta lazer kısmı, işlemin lazer kısmı genelde yarım dakika kadar sürüyor. Yani göz başına yarım dakika gibi düşünebilirsiniz. O kadar kısa bir süre. Tabii çok kısa. Lazer kısmı çok kısa. Ama sadece lazerle bitmiyor. Bizim yaptığımız kısımlar da var. Bizim yaptığımız bir hazırlık aşaması mı var? Önden bir hazırlık var. Hazırlığını yapıyoruz. Yine hazırlığı da çok uzun sürmüyor. Lazer yapıldıktan sonra da yönteme göre bizim yaptığımız işlemler var. O kısımlarda genelde hani 5 dakika kadar sürüyor. Ama hadi hastayı odaya aldık, lazer odasına hazırladık, örttük, işlemini yaptık, çıkarttık. Bir 20 dakika kadar toplam şeyimiz sürüyor. Hani süremiz sürüyor. 15-20 dakika kadar bir süre geçiyor hastanın odaya girip ve çıkma süresi olarak. Peki öncesinde bir anestezi uygulanıyor mu? Sadece damlayla yapıyoruz. Damlayla gözü uyuşturuyoruz. Damla anestezisi. Çok tercih etmemekle birlikte çok heyecanlı hastalarımıza sakinleştirici de veriyoruz. Evet. Ama göz kırpma olayı peki çok yani engelleyen bir şey mi tedavi? Gözü kırpmaması için hastamıza biz orada bir alet takıyoruz. Metal bir aletimiz var. Gözü steril ettikten sonra anesteziyi de damla anestezisini de uyguladıktan sonra göz kapakları ameliyat sırasında kırpılmasın diye biz oraya metal bir aletle onu açıyoruz, gözü açıyoruz. Lazeri ondan sonra yapıyoruz. Yani göz kırpmasının ya da başka bir şeyin bir etkisi olmuyor lazer tedavisinin üzerinde. Peki en çok merak edilen soru şu aslında. Lazer ameliyatı can yakan bir işlem mi? Lazer ameliyatı ağrısız bir işlem. Hafif dokunma ve basınç hisleri duyabilirsiniz. Ama genel olarak çok ağrılı bir işlem değil. Yine burada işlem yöntemi önemli. Özellikle son çıkan yöntemlerde hasta hemen hemen hiçbir şey duymuyor. Hissetmiyor. Hissetmeden ameliyatını yapıyoruz. O şekilde çıkartıyoruz hastaları. Peki sonrası nasıl gelişiyor Okan Bey? Yani artık evet lazerimizi yaptırdık. Herhangi bir miyop hastası. Lazer ameliyatın oldu. Gayet başarılı bir şekilde geçti. Sonrası nasıl gidiyor? Oluyor. Burada tedavisi. Yine ameliyat sonrasını da en başta etkileyen faktörler lazer, yaptığımız lazerin çeşidi. Şimdi bu ilk çıkan bu işlerin eski, daha eski yapılan yöntemde bu kornea tabakasının
PRK dediğimiz yöntemde kornea tabakasının en üstündeki yüzeysel hücreleri kazıyıp lazeri oraya yapıyoruz. Bu işlemin sonrasında hastanın gözüne kontak lens bırakıyoruz. Yaklaşık özellikle ilk iki gününde çok olmak üzere bir haftası ağrılı geçiyor. Evet. Daha sonra çıkan yöntemde femtolasik dediğimiz bir yöntem var. Burada bu sefer korneanın yüzeyine dokunmuyoruz. Esas lazeri yapmak istediğimiz yer korneanın derin tabakaları, daha altındaki tabakaları. Korneanın üzerinden küçük bir kapakçık kaldırıyoruz. Yaklaşık 0.1 mm yani 100-110 mikronluk bir kapakçık kaldırıp sonrasında lazeri yapıp kapakçığın üstüne indiriyoruz. Burada görme çok daha hızlı dönüyor. Ağrı işleri yine sadece ilk gün biraz ağrı oluyor. Çok daha hızlı toparlıyor. Bir de en son çıkan smile yöntemi var. Bu bizim en sevdiğimiz yöntem. Benim de yapmayı en sevdiğim yöntem. Artık son noktası. Lazerin gelmiş olduğu son nokta. Burada o kapakçığı da kaldırmıyoruz. Korneanın üzerine o kaldırıyoruz dediğimiz kapakçığı da kaldırmıyoruz. Korneanın o derin tabakalarında lazer gelip bozukluğu yaratan o kornea parçasını çıkarıyor. Evet. Biz onu 2 mm'lik bir açıklıktan alıyoruz. Bu smile'dan sonra ağrı da olmuyor. Hasta bir gün ışıktan koruması için hastaya bir gözlük veriyoruz. Özel bir gözlük. Hasta bir gün onu takıyor. Ertesi günde ağrısız bir şekilde gayet iyi bir görmeyle geliyor hastamız. Hayatına devam ediyor. Hayatına devam ediyor ondan sonra. Hiçbir problem yaşamadan. Hiçbir problem yaşamadan devam ediyor hastam. Çok güzel. Peki bu smile sistemi artık Türkiye'de var. Türkiye'de yaptırabiliyoruz. Bu sistemle ağrı olmuyor dediniz. Yani önceki işlemlerdeki gibi artık süreç olmuyor, oluşmuyor. Sadece bir gün gözlük takılıyor. Evet. Başka bir sistem yok. Bir gün özel bir gözlük takılıyor. Yine femtolasikte de, femtolasik dediğimiz yöntemde de ağrı olmuyor. Sadece ilk gün batmalar olur. Onda da yine bir gün gözlük veriyoruz. Şu tabakanın kaldırılıp geri kapakçık, konuldu. Kapakçık yaptığımızda. Ama orada şöyle bir şeyimiz var. Ertesi gün ve sonraki kontroller çok önemli. Kapakçığın yerinden oynamış mı onu bir mutlaka görmek gerekiyor her zaman. Smile'de o da yok. Smile'de sadece dediğim gibi 2 mm'den biz o bozukluğu yaratan parçayı gözün içinden lazer çıkartıyor. Biz onu oradan çekip alıyoruz. İşlem kabaca bu şekilde. Kullanması gereken damlalar var. Onları hastamıza tarif ediyoruz. Onları kullanıyor ve o şekilde takiplerini yapıyoruz. Peki bu işlemleri yaptırdık. Peki yaptıramayan gözler hangisi oluyor? Hangi göze yapılmıyor genelde lazer ameliyatı? Şimdi hastalarımız lazer ameliyatı düşünüp doktora gittiklerinde bir %20, %30'unun lazer yapılamayacağını bilerek gitmesi lazım. Öncelikle kornea tabakasının uygun olması lazım. Tabii bunun için öncesinde detaylı tetkikler yapıyoruz. O kornea dediğimiz saydam tabakayı haritalandırıp her noktasında kalınlığına bakıyoruz onun. Göz uygunsa alıyoruz. Korneada keratokonus gibi korneayı sivrileştiren hastalıklar çıkabilir. Bunların hepsi tetkiklerde çıkıyor. Evet. Bunlar varsa bu gözler lazere uygun değil. Bunun yanı sıra romatolojik hastalığı olan hastalarımız uygun değil. Şeker hastalığı gibi hastalığı olan hastalar lazer için uygun değil. Katarakta olan hastalar lazere uygun değil. Ve hamilelik, gebelik durumları, emzirme durumlarındaki hastalara da lazer yapmıyoruz. Yine göz dereceleri açısından da belli limitler var. Onların içerisindeki, evet, bahsetmiştik başta söylediğim limitlerin içerisindeki gruba lazer yapıyoruz. Bunun dışında kalan hastalara yapmıyoruz. Peki bir yaş aralığı var mı? Yaş olarak da çocuklarda genelde olabiliyor mu mesela? Çocuklara yapılmıyor. Göz derecesinin mutlaka durmuş olması gerekiyor ve bizim bunu görmüş olmamız gerekiyor. En azından bir 6 ay, 1 sene göz derecesinin ilerlememiş olması gerekiyor. Genel olarak 18 olarak biliniyor ama ben kendi pratiğimde 20'yi bekliyorum. Yani 20 yaşın, tavsiye ettiğiniz yaş. Yani ben 20 yaşın üstünde yapmaya çalışıyorum özellikle. Çünkü genelde hani bir kere yapılsın ve bitsin. Hani bunun için çok erken yaşları tercih etmiyorum. Eğer ilerlemenin durduğunu görmediysem, hani ilerlemiyor, baktık bir yıl iki yıl ilerlemiyor, tamam 19-18 yaşlarında da yapılabilir. Ama ben pratiğimde 20 yaşı genelde bekliyorum. Peki göz tansiyonu da çok epey bir geniş kapsamlı. Yani hemen hemen birçok kişide olan bir hastalık. Bu engeller mi lazer ameliyatını? Göz tansiyonu hastalarına da çok yapmayı tercih etmeyiz lazer ameliyatını. Eğer göz sinirlerine zarar verdiyse belli sınırlar içerisinde yapılabilir. Göz sinirinde herhangi bir zarar yoksa biz sonrasında göz tansiyonunu iyi bir şekilde kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorsak yapılabilir. Ama göz sinirine zarar vermeye başladıysa göz tansiyonu, onlara da çok lazer
tercih etmiyoruz. O zaman en uygun yaş aralığı 20 ve üzeri diyebiliriz. Evet. Aynen. Ama çok da gecikmemek lazım anladığım kadarıyla. Çünkü aynen, şeker hastalığı belli bir yaştan sonra mutlaka ailede varsa, genetikse evet, maalesef ya, karşımıza çıkıyor. Şöyle, şimdi biz bu lazeri uzak görme için yapıyoruz. Yani lazer yaptığımızda uzak görmeniz düzelecek. Tabii. Burada en uygun yaşlar yine 20'den sonra çok gecikmeyelim. Niye? Çünkü her insanda uzağı iyi gören, uzayı iyi gören her gözde 40-45 yaşlarında yakın bozukluğu başlar. Evet. Biz lazerle yakın bozukluğunu düzeltmiyoruz. Yani 20 yaşında yaptığımız lazerle uzak bozukluğunu düzeltiyoruz. Zaten hastanın yakın bozukluğu yok. 40 yaşında, 45 yaşına kadar olmayacak. Aradaki süre ne kadar uzun olursa hasta o kadar gözlüksüz geçirmiş olacak zamanını. Bunun daha için, kaliteli bir yaşam olacak. Evet, daha kaliteli bir yaşam olacak. Hı hı. Daha işlemden daha çok fayda gelmiş olacak. Evet. Peki lazer ameliyatı olduk. Yaşımız 30-35 diyelim. Sonrasında tekrar gözümüzde aynı problem yaşayabiliriz. Yani miyopsak miyopa dönebilir miyiz? Yok. Yani bu lazer ameliyatının kesinlikle bir çözüm olduğunu söyleyebilir miyiz Okan Bey? Lazer ameliyatı doğru şekilde yapıldıysa, gözün de ilerlemesi durduysa kesin çözümdür. Tekrar miyopsanız tekrar miyop çıkmaz. Ama dediğim şey işte o yakın bozukluğu 45 yaşında olacak olan, her insanda olacak olan yakın bozukluğu çıkacaktır. Yakın gözlüğü o hastalara kullanacaktır ama dediğim gibi 45 yaşından sonra, 40-45 yaşından sonra. Peki lazer göz ameliyatı kaç kez yapılabilir? Eğer bir problem oluştuysa, bizim yani çok sağlıklı olmadıysa. Tercihimiz bir kere yapmak, bir kere yapıp kurtulmak. Ama saydığım yöntemlerden hepsinin üstüne tekrar lazer yapabiliyoruz. Uygun kornea kalınlığında eğer hani beklenmedik bir şey gelişirse. Ama mesela şöyle oluyor. Smile yaptığımız hastaya tekrar smile yapmıyoruz da. Olursa PRK ile daha çok o ilk saydığım yöntemle daha küçük dereceler mesela varsa onunla düzeltmeler yapılabiliyor uygun gözlerde. Ama dediğim gibi çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Genelde tek seferde yapıp kurtulmak en güzel. Kurtulmak en güzel, evet. Peki göz tembelliği lazer ile geçer mi Okan Bey? Göz tembelliği lazerle düzelmez. Göz tembelliği özellikle hayatın ilk 7 yılında gelişir. Çocuklarda. Çocuk döneminde. Özellikle yani. Hipermetrop. Ve kayma olan gözlerde biz göz tembelliğini görüyoruz. Göz tembelliğinin tedavisi erken yaşlarda yapılır. Tedavisinde bir numarada gözlük, iki numarada da kapama tedavileri. Kayma varsa, gerekiyorsa kayma ameliyatla düzeltilir. Çocuklarda çok sık rastlanan bir olay aslında göz kayması. Göz yani... kayması çocuklarda sık rastlanıyor gerçekten. Evet. Bunun için mutlaka erken yaşlarda çocukları hiçbir şey biz fark etmesek bile göz kontrolüne götürmek gerekiyor. Kesinlikle. Bebeklerde de yapılabiliyor mu bu kontrol? Kesinlikle. Hayatım ben ilk iki ayında bir en azından fundus reflesi, doğumsal katarak gibi doğumsal bir anormallik var mı bir bakmak lazım. Sonrasında 1 yaşında, 2 yaşında ve 3 yaşında tekrar kontrol etmek lazım çocukları. Bu kontroller çok önemli. Dediğim gibi göz tembelliğinin tedavisi. Göz tembelliği varsa biz çocukta 2 yaşında bile gözlük başlıyoruz tedavi etmek için. O yani kadar ki bu yaşta. Çok önemli. Siz o gözlüğü kullanmazsanız ya da 7 yaşını bekleyeyim ben bir şey olmaz derseniz onu tekrar biz tedavi edemiyoruz. Sonrasında bir düzelme ihtimali düzelme çok olmuyor sonrasında. Yani burada hayatın ilk 7 yılı çok önemli. Lazer sadece gözlük ihtiyacını ortadan kaldırır, tembelliği düzeltmez. Yani herhangi bir çocuk doğumunu gerçekleştirdik, anne baba adayı, anne baba kesinlikle çocuğunu bir göz doktoruna kontrole götürmeni kesinlikle, diyoruz. Kesinlikle bir gitmeni. Yani iki ay sonrasında? İki üç aylıkken mutlaka bir göz kontrolü. Orada en önemli problem özellikle doğumsal katarak. Bu aylardan doğuştan gelen bir şey. Doğuştan, anne karnında gelişen katarak. Bunların tedavisi de o aylarda yapıldığı için onu mutlaka bir görmek, bir bakmak gerekiyor. Yani erken teşhis burada da çok önemli. Çok önemli, çok önemli göz açısından. O yüzden anne babaların dikkat etmesi gerekiyor çocukları için. Bu dönemde yani bizim bebeklerimiz, bebeklik çağında bir çocuğun gözünün bir gün kapalı kalması bile çok önemli. Yani bir gün bile kapalı kalsa o gözde tembellik etkileri görülebilir. Bu açıdan hani biz hiç kapanmasın. Yani o gözde bir problem varsa hemen müdahale edilsin diye. Tabii. Bunları çok erken ki çağırdım. Hayati bir önem taşıyor. Çok önemli tabii ömrünüz boyunca. Göz çok çok önemli bir organımız.
Peki akıllı lens sistemine geçeceğim ben. O da çok merak edilen bir sistem. Akıllı lens nasıl yapılıyor hocam? Yani akıllı lens nedir diye sorayım ben öncelikle. Aslında tanımını yapalım. Akıllı lens, bunlar çok odaklı lensler. Göz içine taktığımız çok odaklı lensler. Bunun halk arasındaki ismi akıllı lens. Akıllı mercek de deniliyor. Akıllı mercek, akıllı lens bunun halk arasında söylenen ismi. Bunu biz daha çok katarak ameliyatında yapıyoruz. Akıllı mercek ameliyatı. Katarak ameliyatıyla aynı ameliyat olarak düşünebilirsiniz. Tamamıyla yapılan işlemler aynıdır. Bunu daha çok dediğim gibi 50 yaşından sonra özellikle gözde katarak da varsa hastamız yakını ve uzağı görmek istiyorsa, gözlüğü de bırakmak istiyorsa akıllı mercek denilen o çok odaklı mercekleri koyduğumuzda hasta hem gözlükten kurtulmuş oluyor hem kataraktan kurtulmuş oluyor. Bu çok odaklı merceklerde trifokal lens denilen çok odaklı akıllı mercek denilen lenslerde 40 santimde bir odak vardır, 60 santimde bir odak vardır, bir de uzak odağı vardır. Bunu hastaya, uygun hastaya koyduğumuz zaman hasta gözlüksüz bir şekilde yakını ve uzağı görmeye başlar. Yani akıllı lens de aslında çok güzel bir tedavi yöntemi. Güzel, özellikle ben onu da dediğim gibi daha yaş olarak ileri hastalarda katarakta başlamışsa, hasta gözlük de istemiyorsa biz akıllı lensle de tüm göz derecelerini düzeltebiliyoruz. Peki şununla bağdaştırabilir miyiz? Benim anladığım aslında bir nevi şu oluyor. Lazer ameliyatının yapılamadığı yerde akıllı lensi kullanabilir miyiz? İkisi de aynı mantıkta değil ama değil yok, değil mi? Yani o aslında akıllı lensi biz genç hastalara çok yapmayız. Yani direkt katara mümkünse bizim lazer yapabileceğimiz gruptaysa hasta özellikle 20 ve 40-45 yaşlarına kadar bizim ilk tercihimiz her zaman lazer oluyor. Ama o yaşlardan sonra artık hani özellikle 50 yaşından sonra özellikle katarak da başladıysa o zaman akıllı mercek düşünüyoruz. Ha, gençlerde nasıl olur? Lazer ameliyatıyla düzeltilemeyen dereceler, o saydığım 10 derecenin üzerindeki bozuklukları da lens ameliyatıyla, mercek ameliyatıyla düzeltebilmekteyiz. Onlar da kullanıyoruz daha çok. Peki trifokal lensle akıllı lens aynı şey mi? Aynı şey. Trifokal lens o dediğimiz çok odaklı, 3 odaklı lens. 40 santim, 60 santim ve uzak odağı olan bir lens. Bu lens işte halk arasında akıllı mercek olarak biliniyor. Bizim hastalara uyguladığımız mercek bu. Peki kullanmaması gereken bir olayı var mı? Yani evet bu hastaya biz akıllı lens yapabiliriz veya yapamayız diyebileceğimiz bir kıstasımız var mı? Yine hani çoğu hastaya akıllı lens takabiliyoruz ama takamadığımız durumlar tabii ki var. Burada da yine özellikle gözün arkası dediğimiz retina problemleri, bu diyabetik hastaların diyabeti, şekeri gözlerini etkilediyse... Şeker çok önemli anladığım kadarıyla Okan Bey. Göz açısından şeker çok önemli. Evet, yani göze ne gibi etkisi var şeker hastalığının? Biraz konumuzun dışında bir soru oldu şeker ama... Şeker hastalarının ama hepsi değil bu. Şeker hastalığı tip 1'de daha çok etkileniyor, tip 2'de daha az ama şeker hastalarının mutlaka senelik göz muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Eğer şeker gözün arkasını etkilediyse biz bu tedaviyi yapamıyoruz, akıllı mercek tedavisini. Kontrollü bir şeker, gözün arkasında bir şey yok, bir şey olmayacağını da düşünebiliyoruz. O hastalara yapabiliriz. Evet. Onlarda bir problem yok ama şeker hastası göz arkasını etkilediyse ileriki tedavileri etkileyeceği için onlara trifokal lens takmıyoruz. Şeker gözün arkasındaki damarlarda kanama yapıyor. Bu o yüzden. Evet, gözün retina tabakasındaki damarlarda kanama yapıyor. Bu kanamalar da kanama ve ödem yapıyor. Bu kanama ve ödemlerde hastanın görmesini kaybetmesine yol açıyor, görmesinin azalmasına yol açıyor. Onun için her iki gözde de yapabiliyor mu yoksa? İki gözde de yapabilir. İki gözde de yapabilir. Bir gözde olduğunda genelde diğer gözde de oluyor şeker hastalığı. Çok kritik bir konu aslında. Tabii. Çok da yani birçok kişinin çünkü şeker hastası olduğunu düşünürsek eğer böyle bir tehlikenin varlığından. Tabii muhakkak kontrol her sene şeker hastaları göz dibine baktırmaları gerekiyor. Göz dibi bakısı olarak söylüyoruz onu. Göze damla koyarak göz bebeğini büyütüp o şekilde retina tabakasına bakıyoruz. Orada bir bozukluk varsa biz onu görüyoruz. Yine erken teşhis çok önemli. Erken dönemde gördüğümüz zaman buna lazer tedavileriyle müdahale edebiliyoruz. Farklı bir lazer. Göz arkası lazeri. Demin anlattığımız lazerle ilgisi yok. Evet, lazer deyince de aklımıza o çizdirme olayı geliyor hiç ama hiç ilgisi yok. Çok farklı. Evet. Aslında çok çeşitleri var. Yani bu tedavi yöntemlerinin çok çeşitleri var. İşte smile dedik mesela en son çıkan bu. Ama diğerleri de tercih ediliyor. Hala uygulanan yöntemler var. Her hastanede yani özel hastanelerde genelde kullanılıyor. Çünkü devlet hastaneleri bunları karşılamıyor ama
En azından hani bilmek, öğrenmek çok çok önemli Okan Bey. Çünkü izleyicilerimizin, yani ben de daha yeni yeni öğrendim bu konuları. Araştırmama rağmen bilmediğim çok konuyu siz aktardınız bize. Peki kalıcı akıllı lens var bir de. Bu daha mı farklı bir yok, konu? Yok. Az önce anlattığımız lens zaten kalıcı. Kalıcı. Akıllı lens tamamen kalıcı, kalıcı oluyor. Kalıcı. Göz içine yerleştiriyoruz onu. Gözünüzdeki, yani gözde oluşan katarakta alıyoruz. Ya da işte çok yüksek dereceler varsa, yine dediğim gibi 50 yaş civarında hasta gözlük kullanmak istemiyorsa ve çok yüksek dereceleri varsa, hastanın gözün içindeki lensini alıyoruz. Kalınlaşan, opaklaşan, fonksiyon görmeyen lensi alıyoruz, merceği. Onun yerine o akıllı merceği alıyoruz, koyuyoruz. Bunlar sizinle ömür boyu kalır. Tekrar katarak olmazsınız akıllı merceği koyduğumuz zaman ve ömür boyu sizinle birlikte kalır. Tekrar gözlük ihtiyacı da olmaz akıllı lens konulan hastalarda, akıllı mercek konulan hastalarda. Bunların merceğin ömrü 150 yıl garantisi vardır. Yani o kadar. Hani şey değil, hani olup takılıp değiştirilebilecek bir şey değil. O koyulduğu zaman sizinle birlikte gidiyor. Evet. Tabii çünkü akıllı lens, akıllı mercek deyince insan aklına sanki bildiğimiz o şeffaf lensler geliyor aklımızda ama silikon olanlar onlar değil. Yok, tamamen yok, farklı şeyler. Değil. Anladım. Peki akıllı lens kimlere uygulanır sorusunu cevapladık aslında. Yaşı ilerleyen kişilerde olabilir dedik. Katarak hemen hemen herkesin başına gelebilen bir olay mı Okan Bey? Yani yeterince yaşarsak hepimizin başına gelecektir katarak. Yani yaşlanma hastalığı kesinlikle, değil mi direkt yani? Benim aklıma o geliyor çünkü. Kesinlikle. Yani sanki 60 yaşından sonra hemen hemen herkesin başına gelecekmiş gibi bir his yani var. Yani yeterince yaşayan herkesin başına gelir katarak. Yani hani ameliyat olmamış olmak orada katarak olmadığı anlamına gelmiyor. Gözümüzün içinde, gözün renkli kısmının arkasında bir lens var. Bizim şeffaf, bir doğuştan şeffaf olan bir lensimiz var orada. Bir göz merceğimiz var. Bu mercek yaşla birlikte bu şeffaflığını, saydamlığını yitiriyor ve yavaş yavaş opaklaşmaya başlıyor. Yani katarak aslında gözümüz yavaş yavaş yaşlanıyor. Evet, yani belki yakınları olan da vardır. Gözlerinin içi beyazlayan hastalar vardır yakınlarında. Evet. Onlar işte... O artık katarakın tam ilerlemiş hali. Tamam Okan Bey. Diğer konularda konuşacağız ama bir reklam aramız olacak bizim. Kısa bir reklam aramız. Ardından reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte izleyenler.